Merhabalar, hoş bulduk. Evet, Muhammed gel bakalım. Gel bakalım şöyle yapalım. Evet, tamam. Çok mutlu olduk Sayın Yöre Başarı. Valla rüyada gibiyim. Çok mutlu olduk. Bizi çok mutlu ettiniz. Yengemi de tanımak nasip oldu sizlerin sayesinde. İstanbul'da dedim. Ben gideceğim. Gel beraber gidelim diye İstanbul'da. Başımızın üstünde yer var. Ne var ne yok? Köyde ne var ne yok? Şükürler olsun sana. İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Vallahi koşturuyorum ben. Ne olsun? Her zamanki gibi koşturup duruyorum. Televizyondan takip ediyorum sizi. İnternetten takip ediyorum. Mesela bu gece uyuma aşınız. Dün gece pardon. Dün gece. Şimdi 3 tane genç. Bu Green Card için Amerika'ya gitmek istiyor. Birisi kazanıyor. Yani alıyor. Üçü seviniyorlar nasıl işte gideceğiz diye. Sen gidiyorsun diye. İnsan üzülüyor tabii. Kendi memleketi burada yetişmiş. Normalde burada iş güç sahibi olması lazım. Yani biz yetiştiriyoruz. Amerika'da gidip çalışıyor. Ya arkadaş burada iş verelim. Burada çalışsın. Burada iş yok mu? Yani aile burada, baba burada, dede burada, mezarlar burada, bayrak burada, vatan burada ama sen işine gidebilirsin. Buna üzüldüm yani dün gece. İstedim tabii herkes kendi ülkesinde çalışsın, işi olsun, gücü olsun, evi olsun, evi barkı olsun. Bu olmadıktan sonra olmuyor yani. Tabii o çocuklara da kızamıyoruz. Çocuk ne yapsın? İşsiz. Kapıyı açsalar Türkiye'de herkes gidecek yurt dışına yani. Orada çalışacak. Orada iş yapacak. Sizi üzümlü gördüm. Üzüldüm. Ama o saatte insanlar için, gençler için uykusuz kalmak ve durum değerlendirmesi yapmak yani etkiledi beni. Ben dediğim gibi sürekli de sizi takip ediyorum. Yani Allah razı olsun. Düşünüyorsunuz yani. Gençleri, insanları düşünüyorsunuz. Sağ olun. Çok sağ olun. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Çocuklar işte bunlar gelecek. Gelecek bunlar. Valla Sayın Genel Başkanım, Muhammed hiç demediyse 100 kere dedi bana. Genel Başkanım, ya oğlum görüşemezsin. Meşguldür. Evet. Ya öyle senin düşündüğün gibi bir şey değildir. Ya Genel Başkanım bazen telefonu açmıyor olabilir. Yani müsait olmuyor olabilir. Yani yoğun, gündem yoğun, Türkiye yoğun, çalışıyor, emek veriyor. Yani şöyle zannediyor çocuklar, Sayın Genel Başkanım. Rahat sanıyorlar. Rahat. Aradığın zaman açıyor telefonu gibi düşünüyor herhalde. Açalım mı beraber, bakalım ne varmış. Hadi sen aç istiyorsun. Aç hadi. Aa. Muhammed. Bak, tableti aldınız, dersleri çalışacaksınız. Açıyor. Ders için. Evet. Tamam. Ha. Sayın Genel Başkanım, biz de dün geldiğinizi öğrendik. Yani gerçekten çok heyecanlandık. Yani kendisi dayım olur. Yani sürekli buraya geldiğimizde konunuz geçer. Sürekli sizden bahsederiz. Açarız. Televizyonda seyrederiz. Hani bunlardan sizden de çalışmalarınız konusunda takdir ediyoruz. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz tekrardan başkanım. Dün öğrendik. Gerçekten ben de çok heyecanlandım. Hala da heyecanlıyım. Yani şu an sizi... Burada olduğumuza bile şu an gerçekten inanamıyorum yani. Teşekkür ederim bir daha. Allah razı olsun. Neler yapsa, neler yapsa. Sen yollarını bozuyor, bozuyor. Her gelecek. Çok şükür bu oyuna nasip oldu. Hadi hayırlısı bakalım şimdi. Geldiniz, o önemli değil. Ben size her şeyi hazırladım. Sadalmış gel. Gel. Yaşıyor. Ahmet gel, Muhammed. Efendim. Gel otur bakayım şöyle gel. Yok gel. Gel. Kenara alalım. 24 kişi falan var. 22 kişi. 2 kişi çıktı. Sen yaramazlık yapan kim? Yaramazlık yapan çok. Öyle mi? Çoğunlukla erkek ve. Yenge bak. De çocuklar. Muhammed deyince maşallah yakışıklı olacak. Öyle görünüyor. Valla Sayın Genel Başkanım, annesi diyor, Muhammed yakışıklı, ben de şu kara olak var ya ufak. O yakışıklı diyor, aramızda bir münakaşa oluyor ister istemez. Çubuk bölge askide çalışan işçiler ilk defa hayatlarında 5,5-6 bin lira maaş görmüşler.
Osmanlı Spor'a artık bağış vermekten bıkmışlar, vermiyorlar 2 yıldır. Allah razı olsun. Yani ilk defa çocukları mutlu. Önünü görebiliyorlar ilk defa. Sizlere çok büyük dua ediyorlar. Samimiyetime inanın Sayın Genel Başkan. Çubuk bölge değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan A'dan Z'ye şu partili bu partili yok. Ben inanıyorum hepsi. Niye? İnsanlar artık parayı tanıdılar. Daha önce şu cebine giriyordu. 5 dakika susurmuyordu. Diğerine başka yere gidiyordu. Ama şimdi o olmuyor. En azından şu oluyor. Pahalı da olsa şu oluyor. Çocuğun önüne bunu getirme şansı oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nde. Evet. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde çalışan insanlardan bahsediyor. Diğerleri yine aç. Yine aç. Sen yine başkanım. Bir de işsizlik çok fazla. Çok fazla. Ha sen yine başkanım. Evet. Amcam olur. Evet. 2 tane oğlu var. Evet. Bir de babası da boş. 4 tane, 5 tane torunu var. Başkanım 2 tane. Bir evde 5 kişiler 5'i de boş. Şu anda 1 lira maaşları yok. 1 lira maaşları yok. Diğer arkadaşlarım nasıl? Onlar da 130 yaşlı. Teşekkür ettin mi ona? Teşekkür ettin mi? Sen seviyorsun toprakları. 14 yaşında Sayın Genel Başkanım, maşallah. 7 yaşından beri traktör kullanıyor, araba kullanıyor. Öyle mi? Evet. 7 yaşından beri. Hala da... Onun için seviyor. Tabii. Hala da, ben şimdi şöyle söyleyeyim Genel Başkanım. Elim, ayağım, tırnağım, gözüm, kaşım, her şeyim bu. Otur. Ben işe gittiğimde beni arar... Evin otoritesi. Aynen. Aynen. Çok kötü durumdayız. Hani kimse bunu kabul etmiyor ama... Yani şu an gerçekten çok kötü durumda. Bir euro olmuş 10 lira. Yani şimdi ben meslek hayatımda yeniyim. Bir şeyler kazanıyorum ama gerçekten şu an kazandığımın hiçbir kıymeti, hiçbir önemli şeyi kalmadı. Ben daha bekarım. Yani elimde şu an hiçbir birikimim, hiçbir şeyim yok. Üniversiteden kalan KYK borcum var. Askerliğim duruyor. Çalışıyorum ama para nereye geliyor, nereye geliyor? Belli değil. Hiç belli değil. Yani az önce bahsettiniz ya Genel Başkanım, hani gençler öyle kaçmak istiyor, gitmek istiyor. Gerçekten çok haklısınız. Yani bir genç olarak 24 yaşındayım ben. Gerçekten ben bile fırsatını bulsam, en küçük bir fırsat bulsam inanın ben de gitmek istemiyorum. Çünkü ya ülkemizin şartları öyle. Mesela benim bir arkadaşım Amerika'ya gitti şu anda. Yaklaşık 1,5 sene falan oldu. 1,5 senedir o kadar rahat, o kadar konforlu yaşıyor ki. Yani altına arabasını çok rahat bir şekilde aldı. Elinde son model telefonu, son model tableti, bilgisayarı. Yani çok inanılmaz rahat şekilde, inanılmaz rahat koşullarda yaşıyorlar. Ama biz burada baktığımız zaman, yani yarın uyandığımız zaman ne olacak? Yarının korkusuyla yaşıyoruz yani. Ki geleceğimiz bizim çok uzun süreli. Dua edip bir işiniz var. Belirsizlik. Doğru. Üniversiteyi bitirip işsiz olan var. Doğru. Geçen, üniversite mezunu işsiz gençlerle Zoom üzerinden bir toplantı yaptım. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren bir kız bitirmiş İstanbul'da. Bir iş bulmuş. Pandemi çıkınca patron işi kapatmak zorunda kalmış. Gittim diyor Bursa'ya. Ailesi Bursa'da. Ben diyor Bursa'ya gittim. Babaannemden harçlık, onun emekli aylığından bana harçlık veriyor. Ama ben utanıyorum diyor. Öğrenciyken bana veriyordu ama ben öğrenciydim diyor. Evet. Kabul ediyordum bunu. Ama şimdi ben üniversiteyi bitirdim. Üstelik iyi bir üniversiteyi bitirdim. Çok iyi bir eğitim aldım. Fakat yine babaannemin maaşına bakıyorum. Utandım diyor. Gittim Galatasaray Üniversitesi'nde doktora yapıyorum şimdi. Lisans üstünü yapıyorum. Kendi kendime abonuyorum. Ben yine öğrenciyim. Babaannem. Yani biliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum. Yani, evet, Sayın Başkanım. Bakın. Şimdi Sayın Genel Başkanım, hani eskiden iş bulmak meziyetti ya, şimdi elindeki işi kaybetmemek meziyet oldu. Öyle. Yani ekmek aslanın ağzında falan değil. Yemiş, sindiriyor şu anda aslan. Evet. Elini sokacaksın, oradan alacaksın. Nasıl alacaksın? Kabacak, omuzdan kabacak. Alacağız. İnşallah. Bey, İnşallah. Arkanızda değiliz, yanınızdayız. Bu milletin, bakın. Birincisi bu milletteki kamplaşmayı bize bitirmemiz lazım. Niye kamplaşıyoruz? Niye kavga ediyoruz? Siyasetin görevi herkesin karnını doyabileceği bir Türkiye inşa etmek. Oy verir vermez, onun tercihidir. Ama işsiz sen devleti yönetiyorsan, ya bu işsiz kardeşim, buna iş bulman lazım. Bir şeyler yapman lazım. Siyaset zenginleşme aracı değil ki, ben cebimi doldurayım, ben cebimi doldurayım da o aç. O zaman huzur olur mu? Olmaz. Yani çok büyük sorunumuz var. Yani çok haklı. Gerçekten. Bak işte genç arkadaşım. İyi kötü bir de işi var. Bir
fırsat bulsam ben de gidiyorum. Orada kişi başına gelir 50 bin dolar. Herkes rahat geçiyor. Evet başkanım, yani anlattıkça ben burada yani ne halde, ne acınacak halde olduğumu görüyorum yani. Orada anlatıyor, gerçekten çok rahat koşullarda yaşıyor. Ki çok da rahat yani, öyle belli bağlamlı bir işi de yok. Yani ufak tefek gelirlerle bile gerçekten inanılmaz konforlu şartlarda yaşıyor yani. Hani ki doğru düzgün bir geliri bile olmuş olsa yani yaşayacağı hayatı düşünemiyorum. Şimdi ilk başta gittiği zaman hemen geri gelirim diye hesap ediyordu. Şimdi tekrar konuşuyoruz. Mümkün değil diyor. Hayatım boyunca gelmem ben oraya diyor. Yani ki bir de buradaki gelişmeleri işte ekonominin durumunu gördükçe yani mecbur kalıyor işte, ne yapsın? Yani gelmeyi düşünüyor. Sayın Genel Başkanım, düzelecek inşallah. Düzelir. İnşallah düzelecek. Bütün mesele düzelecek. Gel bakalım hocam. Gel. Bütün mesele samimi ol, samimi olmak. Yani devleti yönetirken samimi olacaksın ve vatandaşı düşünürsün. Aksi halde bu iş yürümez. Maşallah yani. İyi de öyle yani. Yürümez şey yani. Değil, hemen nereye kadar gidecek? Aynen. Bir de şu var yani. Ya siyasetçi dünya malına tabağı etmezse. Ya her taraf senin olsa ne olur? Ha ne olur ya? Farz edelim 100 tane sarayım var. Ya farz edelim. Ya sonuçta yiyeceğin bir yemek, bir tabak yemek. Bineceğin araba belli. Ne olacak ya? Allah aşkına. Ömrümüz belli. Ya ömrümüz belli. Ya sen Genel Başkanım, siz yarın inşallah Cumhurbaşkanı olun. Yaptığınız yanlışta ben sizi eleştireyim. Eleştireyim. Ben biliyorum ki siz buna açıksınız. Niye? İnsanlar sizi eleştirdiği zaman size de bir fikir olur. Dersiniz ki ya şunu daha güzel yapalım. Çünkü sizin kökeniniz, yapmaya çalıştığınız sistem bu. Yani eleştirelim, daha güzelini yapalım. Biz Türkiye'yi seven insanlarız. İnşallah. Elhamdülillah. Bayrağımızı seven insanlar. İnsanımızı seven insanlar. İnsanın kimliği üzerinden siyaset yapılmaz. Hangi kimliktensin? O yapılmaz. Yapılmaz aynı. Allah yaratmadı. Yarattı. Ne yapayım kardeşim ya? Ben annemi babamı seçme özgürlüğüne sahip miyim? Değilim. O zaman inanç üzerinden de siyaset yapılmaz. Niçin? Allah'la kulunun arasına kim girebilir ya? Kime öyle bir yetki verildi? Sen daha inançlısın, sen az inançsızsın diye. Şimdi biz kimliği de getirdik, siyasete malzeme ettik. İnancı da getirdik, siyasete malzeme ettik. Ya siyasetin konusu bunlar değil ki. Siyasetin konusu işsizlik var, adama iş bul. Çocuk okula gidecek, iyi bir okul olsun. Hastane iyi bir hastane olsun. Yollar iyi yollar olsun. İş, herkesin işi olsun, herkesin gücü olsun. Çiftçi üretti, malını satsın, zarar etmesin. Esnaf perişan olmasın. Siyasetin konusu bu. Biz bunları unuttuk. Geçtik bunları. Başka işlerle uğraşıyor. Yani başarmış, siz de sevdi zaten. Yoksa kolay kolay kimse durmaz. Evet. Vallahi neyse, biraz daha büyüsün. Gelsin oraya çikolata alacağım. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar bekleriz. Hayatınıza sağlık. Çok memnun oldum. Her zaman. İnşallah. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kalın.